Herkese merhaba dostlar. Ben Görmök, Enigmatik 2, Expert Skyblock ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bölüm arasında neler yaptık? Öncelikle onlardan bir bahsedelim. Çünkü hani dün yayına gelmeyen arkadaşlarımız varsa genel değişiklikleri, en azından görüntü olarak genel değişiklikleri söyleyeyim. Çok bir fikri yoktur. Biraz daha tasarımı değiştirdim açıkçası. Aşağıda da burada da. Böyle frame kapılar vardı. Dolayısıyla bunları sağda solda biraz kullanmayı tercih ettim. İyice böyle bir dungeon'la böyle mağara görüntüsü. Eyvah, kulaklığımın sol tarafının şarjı bitiyor. Böyle bayağı Baradur temalı bir resmen kule yaptık buraya. Onun dışında ne yaptım? Şöyle yukarı gelirsek. Burada hatırlıyorsanız benim chestlerim ve şeyler vardı. Interface'ler vardı. Makine hatta değişen. Bunların tabelalarını dışarı aldım. Böyle arka tarafa sakladım. Henüz kablo çekmedik tabii bunlara. Kablo çektikten sonra pedonları falan yerleştirmeye başlayacağım. Böyle ufak bir alan yaptım kendime. Bunu bu tarafta yapmamın sebebim normalde makinelerin hepsi buradaki aslında şeylerin içinde. Compact machine'lerin içerisinde ama hani her seferinde makinenin içine gir çık interface'lerle açıkçası şu anda uğraşmak istemedim. Vakti geldiğinde tabii onu da yapmamız gerekecek. Çünkü hani rahat rahat şey yapalım diye. Buradan interface ekranımız var çünkü. Buradan rahat bir şekilde içeri pattern koyabilirim diye. Ama şimdilik dediğim gibi onun acelesi yok. Onun dışında dışarıda başka ne yaptık? Solar panellerin konfigürlerini sonunda düzelttik. Bunu galiba geçen bölüm söylemiştim, hatırlamıyorum ama. Adam akıllı enerjiyi üretiyoruz buradaki compact machine'in içerisinde. Arc furnace'ı buraya tekrar kurdum arkadaşlar. Çünkü bir recipe'ye baktım ben. Şöyle U'ya basarak dönersek. Arc furnace'ları, yani bu normalde alloy yapmak için kullandığımız bu makineyi biz recycle olarak, yani geri dönüşüm makinesi olarak da kullanabiliyoruz. Her item'da kullanamıyoruz tabii ama mesela mana steel'dan kullanabiliyormuşuz ya da muhtemelen terra steel yazsak şuraya. Terra steel'dan filan da, evet. Bakayım. Terra steel'dan da mesela kask'ta kullanamıyoruz gördüğüm kadarıyla ama enchantlenmemiş, herhangi bir buff basılmamış kaskında mesela geri dönüşüm için kullanabiliyoruz. Hani dolayısıyla bunu da bokunu çıkartalım istedim. Bunu tabi yapabilmemiz için öncelikle başka bir şeye ihtiyacımız var. O da arkadaşlar, buna benim HOP çubukları takabilmem için burada 3 tane slotu vardı. İlk yaptığımda da söylemiştim hatta. Şöyle HOP Graphite Ingot yazalım. Önce Dust'ına ihtiyacım var. Dust'ını da Industrial Squeezer'da benim o kol koklardan çıkardığım kok dust'ları basarak elde ediyorum. Oradan ingot elde ettiğimi söylüyor yani. Bu arada ne kadar saçma bir resipi ya. Burada nerede? Burada yok ki mesela. İnşallah oluyordur bu arada HOP Graphite Dust. Burada göstermiyor çünkü output olarak. Dolayısıyla bunu yapacağız. Yani bir multiblock daha çıktı. O multiblock'u da nereye sıkıştırabilirim acaba? Önce bir boyut olarak bakayım. Heavy Machinery Squeezer. Sanıyorum ki budur makina. Yani ileri geldiğimizde evet budur diye düşünüyorum. Görsel olarak buna benziyor çünkü Industrial Squeezer. Çok pahalı da değil açıkçası. Hani şu an çok rahat yapabileceğim bir recipe. Bunu da tabii enerjiyle bağlamam gerektiği için şuraya koyabilirsem süper olur ki 3'e 3'lük bir blok gibi duruyor. Buraya yerleştiririz. Gayet okey. Bu sayede Mob Van'dan çıkan Elementium, Terra Steel ve Mana Steel'ları ingot hallerine dönüştürebilirim. Tabii %100 oranlı değildir diye düşünüyorum ama onu yaptıktan sonra göreceğiz açıkçası. Şimdi ufaktan o zaman aşağı inelim, ben malzemelerini toplayayım bu Squeezer'ın. Ondan sonra bugün biraz mob farm'a da zaten dokunmamız lazım aslında. Biraz da kömür pişirelim. Öncelikle dur bakayım. Tamam, herhalde yeterli miktarda var. Bunların hepsini aşağıdaki şimdi nereye götüreceğiz? Bizim coke oven'larımız vardı hatırlıyorsunuz. Hatta treated wood plank vesaire yaparken de hep buradan yararlanmıştık. Şunu da 3'e böl. Hatta şu kömürler dursun ya, birer stack atalım. Tamamdır. Şimdi niye ihtiyacım var? Çünkü coal coke'a ihtiyacım var. Galiba biraz coal coke'um da vardı. Dur bakayım. Dust var mı yeterince? Yukarı çıkıp bakmak lazım. Gelelim bakalım buraya. 23 tane coal coke var. Bir de pulverize coal var ama o benim işime yaramıyor. Şimdi bu 23 taneyi arkadaşlar combustion'a göndererek, aslında henüz kablolamasını yapmadığım için hala buradan göndermek zorundayım ama buraya koyarak... bir dakika. Ne alaka combustion? Çok yanlış oldu. Bir dakika. Ha bu arada hazır buraya gelmişken diğer bir upgrade'i de göstereyim. Ondan bahsetmeyi unuttum. Buradaki combustion'lar biliyorsunuz şimdiye kadar hep kömürle çalışan versiyonlarıydı. Heater'lar da aynı şekilde. Ben onları refined obsidian artık yapabildiğim için değiştirdim. Refined obsidian'ın avantajı şu. Bu makineler artık enerjiyle de çalışıyor. Ben bunlara yukarıdan enerji veriyorum. Bu şekilde, bu conduit'lerle. Bu sayede hani kömürü artık buraya harcamıyoruz. Charcoal'u da sınırsız yapmamıza gerek kalmıyor.
Dolayısıyla burada normalde işte kömürle çalışan heat, 2 heater, 2 kombasyon, bunları tamamen buna değiştirdim. Kablolama biraz zor oldu açıkçası. Alanımız dar olduğu için ama yaptık. Bir de şunu göstermeyi unuttum. Uçuyoruz arkadaşlar. Bu da ne sayesinde? Mekanizmin yukarıda bir charger'ı var. Quantum Suite şarj ettiğin zaman jetpack ve hover efekti de veriyor. Hover tuşu da var bunun. Basarak böyle uçabiliyorsunuz. Onu yaptım. Burada bu charger'ın üstünde durduğumuz zaman üstümüzde elektrikle çalışan item varsa onları şarj ediyor. Bu sayede hani şey yapabiliyoruz. Uçabiliyoruz artık. Dolayısıyla jetpack craftlamadan jetpack craftlamış olduk, yani öyle söyleyeyim. Ne yapıyorduk biz en son? Kombasyona göndermiştik yanlışlıkla kolkokları. Bunları Crusher'a göndereceğiz. Çünkü dust'a çevirmem lazım. Crushing Factory de burada. Bunları gönderelim bakalım. Otomatik olarak output'u görecek miyiz? Output chest'imiz burada. 2 dakika bekleyeyim. Evet, ilk cork dust'larımız geldi. Demek ki Crusher, onu da doğru kablolamışız. Buraya cork dust olarak geldi. Üçer üçer tabii şey olacak, crushlanacak, biraz vakit alabilir. Herhangi bir speed upgrade yok çünkü şu an mekanizmde. O zaman ben buradaki resipiye göre yukarı çıkıp squeezer yapayım. Bu multibloklarda şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ondan da daha önce bahsetmedim. Projektör ve squeezer yazarsak, bu projektörü yaptığınız zaman kendiniz için çok rahat bir şekilde yukarıda bir projeksiyon efekti kullanabilirsiniz. Ben de neler eksikmiş bir bakayım. Bir tek buradaki lantern eksik. Onu yapabiliyor muyuz? Sanırım glowstone'um eksiktir onun için. Bu arada Integrated Dynamics ile alakalı ipucu verdim ama server'da kullanmak çok mantıklı olmuyormuş. Neden diye sorarsanız, interface'ler sürekli arkadaşlar storage bus'la bir iletişim haline geçmeye çalışıyor. İki ayrı moddan sürekli olarak bir iletişim yapıyorsunuz. Ve crate sayınız arttıkça bu interface'ler lag yapacaktır server'da. Özellikle bir şey aradığınız veya sistemden item çekmeye çalıştığınız zaman muhtemelen autograph'larda da aynı problem olur. Yani single player'da mantıklı ama server'larda, en azından eski versiyonlarda çok mantıklı değil. Bunu zaten biliyordum ama yani bu denli sıkıntılı olacağını tahmin etmemiştim. O yüzden onu hesaba katarak hani yapmanızda fayda var. Yani ve yani bir şey kasıyorsa anlayın ki budur. Evet, projektörümüzü yaptık. Ne diyor? Craft with Engineer's Manual diyor. Herhalde projektörün görüntüsünü böyle vereceğiz. Evet, pardon, Squeezer'ın görüntüsünü, tamamdır. Hangi sayfa açıksa burada onunla beraber craftlıyorsunuz. Bu çünkü kaldığınız sayfayı unutmuyor bu manuel. Dolayısıyla mesela şu an Squeezer'ı yaptık. Displays instructions for Squeezer diyor. Çıktık yukarı. Bunu geldik. Referans olarak kendimize mesela enerjiyi vereceğimiz yeri de hesaba katarak, şurası galiba en boş alan, koyduk. Artık her katı tamamladığınızda bir üst katı gösterecek. Ve bu sayede hani seviye seviye geçeceksiniz. OpenGL hatası almamın sebebi benim Optifine yüklü olması şu anda. Normal şartlarda bu sıkıntı olmuyor. Creative oynayan arkadaşlar için de ipucu vereyim. Öğrenmek için oynayan varsa immersive'i. Bu projektör elinizdeyken ortasına shift sağ klik yaparsanız otomatik olarak inşa eder. Sanki materyalleriniz varmış gibi. Muhtemelen aynı şey envanterimde bu itemlar olsa da çalışırdı. Hani Creative de ondan çalışıyordur diye düşünüyorum. Onu da deneyebilirsiniz. Ben öğrenirken ilk başlarda mesela öyle öğrenmiştim. Hangi makinenin tam olarak ne iş yaptığını. Şimdi ben bu kitapta yazan materyalleri arkadaşlar alıp yukarı çıkacağım. Ondan sonra bir shift sağ klikle, hatta ben de denerim envanterimde hepsini topladıktan sonra. Evet, tüm gerekli itemları topladım. Zaten bir kısmı bunlar multicraft, çoklu craftlandığı için varmış elimde. Şimdi projektörle bir tekrar deneyebiliriz bence. Bakalım. Öncelikle şu projektörü geri kapatabiliyor muyum? Önce ona bir bakayım. Shift sağ klik yapalım bakalım. Yok. Demek ki bir tek Creative özel öyle bir özellik yapmışlar. Şu an bütün itemlar olduğu halde inşa edemedik mesela. Bunları koyabiliriz böyle. Şu yanlış oldu. Çok güzel bir şekilde anlatıyor ama açıkçası bu projeksiyon sistemini seviyorum ben bu modlardaki. Her modda olmuyor biliyorsunuz. Ve hani projeksiyonu buradan alıp envanterime koyduğum zaman da kayboluyor. Dolayısıyla o OpenGL hatası da kayboluyor onunla beraber. Şimdi variller. Bunlar wooden barrel diyor ama özellikle immersive'in wooden barrel olması gerekiyor. Yani tamamlanmıyorsa normal varil kullanmamaya çalışın. Bunları çok nadir herhalde şey yapacaklarını düşünüyorum. Alternatif koyacaklarını düşünüyorum bu konuda. Çünkü hani modun ana kodlarına biraz ellenmesi gerekiyor. Şimdi bu piston'ı böyle koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi yanlış gösteriyor. Bunu o yüzden şey yapmanız gerekiyor tabii. Baş aşağı çevirmeniz gerekiyor. Tamam, şimdi oldu. Yeşil bir efekt aldık. Sağ tıkladığımızda da tamamlandı. Projektörü de buradan kaldırdığımızda bu problem de ortadan kalkıyor. Industrial Squeezer makinesi. Yani doğru makineyi yapmışız. Kitapta adı düz Squeezer olarak geçiyor ama
Bunu da yapmış olduk yani. Bunun tepesinde gördüğümüz gibi bir yine konduit yeri var. Bu enerjiyi bağladığınız yer. Bu arada Nano Sweet Boots ki bu da moblardan düşüyor. Bunları bayağı early game'de bulmuştuk hatırlıyorsunuz. Aa, buradan da alıyormuş enerji. O zaman şu tepeye bağlamamıza gerek yok. Boşuna kablo harcamayalım. Nano Sweet Boots arkadaşlar fall damage'ı egale etmenizi sağlıyor. Ama Nano Sweet Boots kullanarak craftladığınız Flux Infused Boot'ta böyle bir özellik yok. Bu vatandaş düştüğünüz yüksekliğe bağlı olarak biraz sizden enerjiyi götürerek fall damage'i iptal ediyor. Tabii ben de aynı zamanda bir bobble da olduğu için fall damage ile alakalı wing charm'ı olduğu için o problemi yaşamıyorum. Ama onu da hesaba katabilirsiniz. Bu arada bazı itemler için şöyle bir ipucu da vereyim. Biliyorsunuz sınırsız lava üretebiliyoruz. Bizim burada bir lava makinamız var. Cyclic'te Anvil var bir tane arkadaşlar. Magma Anvil. Yani şu an Repairer yapamadığımız için. Çünkü başka bir konuya girmemiz gerekiyor Repairer'ı yapmak için. Magma Anvil kullanabilirsiniz. Nispeten ucuz. Bunlar magma cream'den yapılıyor ki onda herhangi bir coagulated blood veya slime bolu Blaze Powder'la craftlayarak halledebiliyorsunuz. Bunu yapmak çok kolay. Bu lava kullanarak ki buna sıvı kablosu da bağlanıyor ki benimkini de bağlı hatta şöyle tepeden gösterebilirsem. Şuradaki lavanın bir çıkışı Dinamo'ya gidiyor. Bir çıkışı buradaki Anvil'e gidiyor. Bunu kullanarak birçok item'ı tamir edebiliyorsunuz. Tinkers item'ları hariç. Tinkers item'larını tamir edemiyorsunuz arkadaşlar. Koyduğunuz gibi yan slot'a atıyor. Yani bunu da öyle bir blacklist koymuşlar muhtemelen buglanıyor diye. Bir de Engineer Hammer falan da tamir edemiyorsunuz. Ama mesela buradaki wrench'i tamir edebiliyorsunuz. Bakalım Bauble'ı tamir edebilecek miyim? Ben onu bir merak ettim. Koyalım bunu. Evet, bunu da tamir edebiliyormuşum mesela. Bu bana Feather Falling'i veren, havadayken tam düşmeye yakın space'e basarsam Feather Falling veren şeydi. Bir de bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Çünkü bunun da durability'si 26 gözüküyor. Ya bunda da bir blacklist var. Çünkü bunlar enerjiyle çalışıyor mantık olarak. O normalde ama hani tamir edebileceğiniz itemları açıkçası bu Magma Anvil'da lava kullanarak tamir edebilirsiniz. Aşırı verimsiz bu arada. Felaket lava harcıyor, bilginiz olsun. O yüzden hani tamir ederken bayağı bir böyle sınırsız lavanız olduğundan emin olun. Şimdi ben Coal Cock Dust bekleyeceğim haliyle. Onları presleyip HOF grafit yapmak için. Ondan sonra Squeezer'ımızı çalıştırabiliriz zaten. Evet, 44 tane mesela elde etmişiz. Bize toplamda arkadaşlar 96 tane sırf başlangıç için lazım. Çünkü her 32 tanesinden 4 tane dust elde ediyoruz. Her 4 tane dust'tan da 4 ingot haliyle bir tane de grafit elektrot elde edebiliyoruz. O da integritesi düşük elektrot. Hani bu şeyde ne kadar verimli olur bilmiyorum bile recycling'de. Şimdi bunları bir içeri atalım. Evet, toplamda 5 tane geldi. Bunları da bu arada zart diye nasıl yaptı ya öyle? Bunları da götürelim. Ingot haline çevirelim. Bunun için muhtemelen düz pişirebiliyoruzdur. Evet, normal smelting yapabiliyoruz. Ki bizim burada bir furnace alanımız zaten var. Grafit dustları içeri attık. 5 tane ingot olarak buradaki output chest'in içerisinde birazdan gelecek inşallah. Bir bakalım, bir bekleyelim. Bunu pişirmesi ne kadar sürer bilmiyorum ama evet, 2 tanesi pişti bile. Ondan sonra bunlardan 4 tane olduğu zaman da yukarıdaki metal presimize getireceğiz. Bunlar ne kadar zor, yavaş pişiyormuş bu arada ya. 3 furnace'a aktardık gerçi. O da yani ne kadar dağıtmıştır bilmiyorum. 3 furnace mı? 4 furnace mı? Evet, 5'i de geldi. Bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Onu da bir merak etmiyor değilim. Açıkçası şeyin içerisinde. Neyin içerisinde? Aşağıdaki magma anvilimizin içerisinde atalım bakalım. Evet, bir tanesini bana geri verdi. Bir tane de rod yaptık. Şimdi aşağı inelim. Lava furnace'ımızı bir test edelim bakalım. Bu tamir edilmeyebilir. Evet. De yani tahmin ettiğim oldu ama durabilitesi 48.000. Yani ne kadar etkileyecek bilmiyorum. Dediğim gibi bayağı bir şey daha bekleyeceğiz ama hani kork bekleyeceğiz gibi. Bunu götürüp herhalde takabiliriz diye düşünüyorum. O elektro slotlarına bunlardan birini takabiliyor olmamız lazım çünkü normal şartlarda. Koyayım bakayım. Oldu. Aa, bu dışarıdan bağlanmıyormuş. İçeri yerleştiriyoruz bayağı. Peki mesela bunu koysam eritecek misin? Evet, üçünün de dolu olması gerekiyor olabilir. Çünkü herhangi bir işlem görmüyorum ama aşırı yavaş şekilde bir tik arttı gibi arkadaşlar. Şurada bir küçük tik arttı. Ben bir yandan kork beklerken bir yandan da bunu kendi haline bırakayım bakayım ısıtabilecek mi? Hatta yandaki slotta da bir tik attı. O yüzden iki tane item attım içeri. Bu kendi kendine takılsın dediğim gibi biz de gidelim biraz daha kork dust biriktirelim. Evet, son grafit rodu da yapacak kadar dust biriktirdik. Yanlış yere göndermeye çalışıyoruz. Nerede furnace? Tamamdır.
Bunlar da pişsin. Sonra bakalım yukarıda bunlarla olacak mı? Eğer olmazsa, çünkü bugünün bölümün konusu değişecek aslında buradan sonra. Başka bir şey yapmamız gerekecek mob farm'dan ziyade. Ama o da zaten eninde sonunda yapmamız gereken bir şey olduğu için. Şimdi direkt söylemeyeyim ama birazdan anlayacağız. Bu arada bunların hepsi aynı furnace'e gidiyormuş. Şu an fark ettim neden olduğunda. Stack boyutunu 64'te tuttuğumuz için ben içeri item gönderdiğimde round robin, yani eşit dağıtım açık olsa bile ilk gönderdiğim stack'i, ki 4 item de olsa stack'ten sayıyor, aynı yere gönderiyor. Ondan dolayı muhtemelen hepsi aynı furnace'in içine gittiği için aslında yavaş pişiyor bu kadar. Onu bir ara gidip halletmem lazım. En azından böyle ufak miktarlarda pişirdiğim zaman doğru olması için. Evet, 3. rodu da taktık. Hepsinden bir durability gitti şu anda. Demek ki belli aralıklarla böyle durability'yi yiyecek. Toplamda 11 tane mana steel ingot arkadaşlar zart diye elde ettim. Kullanmadığımız zamanlarda demek ki bu graphite ingotları, aslında bir elektrotları pardon, buradan çıkarmakta fayda var. Durduk yere durability yemesin diye. Bu biraz sıkıntı olabilir ama ileride bunları kırılmaz versiyonlarına çevireceğimiz için, buradaki titanium iridium alloy ingot kullanarak, bu ileride çok problem olmayacaktır. Bu sayede mana steel'i elde ettik. Dolayısıyla aslında şu an sieve yöntemini de açtık. Öyle söyleyeyim. Sieve yöntemini de açtık derken ne tekniği kastediyorum? Elekten kaynak elde ediyorduk biliyorsunuz. Orada mana infused ingot diye bir şey ihtiyacım vardı. Mana infused gear diye. Bunu çünkü sieve yaparken kullanıyorsunuz. Dolayısıyla automated sieve yaparken filan da aslında bu mana infused'a ihtiyacımız vardı. Şimdi bunu yapabilmek için de iki yöntemimiz var. Ya bu yaptığımız geri dönüşüm sistemi, ya da işte botanyaya girmem gerekecekti. Açıkçası geri dönüşme sistemi daha mantıklı. Şimdi mana infused ingot için her biri için mesela bana herhalde bunu alloy furnace'da falan yapıyoruzdur. Alloy smelter'da ya da bakayım. Mana infused ingot'a ihtiyacım var çünkü aslında. Nerede yapıyormuşuz sahibi bunu ya? Mesela bunu alloy'dan mı dökeceğiz acaba? Molten mithril. Allah Allah, bir alloy recipe'si hatırlıyorum sanki ben bunun için ama. Buldum, tamamdır. Mana steel ingot'ı diamond'la zenginleştirdiğimiz zaman mana infused ingot veriyormuş. Ya da compressed diamond'la işte. Bende şu an 11 tane var. Yani bana aslında 240 gibi bir şey lazım. 12.si olmadığı için açıkçası şimdilik ilk seviye sieve'de, yani sadece gravel edeceğimiz için 4 tane yapsak da yeter. Dolayısıyla 2 tane diamond'la ben bu işlemi halledebilirim. 2 tane diamond, tamam, compressed diamond varmış bile. Bunları şimdi beraber infused'ın içerisine göndereceğiz. Bunun kablolamasını tabii henüz yapmadığım için aslında benim multi-bloom'un içerisine gitmem gerekiyor. Compact machine'in içerisine gitmem gerekiyor. O da burası. Bunu kablolara filtre yapmam lazım. Yoksa üst taraftan iki item'ı birden almıyordur diye düşünüyorum. Yine de infusing'de deneyeceğim. Belki burada o muhabbet yoktur. Yok. Gördüğümüz gibi şeyi almadı. Input'lara bakayım. Gazlar. Kent eject diyor. Evet, yani muhtemelen item'ı almayacaktır. Çünkü bu farklı bir slot düşündüğümüz zaman. Hani tepeden ikinci input, evet, ekstra olarak var. O yüzden hani ikisini birden aktaramıyoruz. Ama şimdi ekstrayı da açtığım için aktardı tabi. Fakat aynı yerden tek bir input alıyor. Ya kırmızıyı ya pembeyi vereceğiz. Pembeyi de şuradan aslında kablolarsak yan taraftan bir interface'i sağ tarafına bağlarız. O problemi öyle çözebiliriz aslında ama neyse, hani şu an çok acelesi yok dediğim gibi. Evet, ilk postayı gönderdi, ikinciyi de gönderdi. Çıkabiliriz yani, output chest'i zaten diğer tarafta da var çünkü. Gayet güzel şekilde şu an çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu an aslında iki tane sieve yapabiliriz. Sand ve gravel'ı halledebiliriz. Şimdi gravel elediğimizde neler elde edebiliyormuşuz? Elek muhabbetine bu pek de henüz girmediğim için hiçbir fikrim yok aslında. Crush black quartz, nickel, silver, lead. Yani aslında benim diğer tarafta elde ettiğim her şeyi ben buradan da elde edebiliyorum. O zaman aslında gravel elemeye çok gerek var mı? Yani açıkçası çok da gerek yok. Çünkü bu rastgele gelecek. Sand'e bakalım şimdi. Sand yazalım. Yani nereye harcasam ona bakıyorum şu an mantık olarak. Nereye yatırım yapsam? Lead, alüminyum, tin, copper, gold, aquamarine, silver. Yani bunların hepsi aslında benim zaten istersem yapabildiğim şeyler. Tamam, bir de dust'a bakalım. Açıkçası dust elemek mantıklı olabilir. Dust'ın neyine bakacaktık? Normal dust lazım bana. Nerede? Tamam. Eksinyalı kreye yaşıyor. Gunpowder ve redstone. Aynı zamanda sertus quartz kristal. Bak, bu mantıklı olabilir. Açıkçası. Diamond seviyesinde aynı zamanda skystone da veriyormuş. Aynı şeyleri mi veriyor? Bir şey eksiliyor mu? Diamond'dan, iron'dan diamond'a geçerken muhtemelen bir de oranı artıyordur.
Açıkçası o zaman bir tek DAS denemek mantıklı. Çünkü Redstone'u hani normal şartlarda iki aşamalı craft'la yapıyoruz değil mi düşündüğümüz zaman? Evet, yani Gunpowder, Blaze Powder kombinasyonu ile yapıyoruz. O zaman hani orada dediğim gibi bu aşama mantıklı. Onun dışında uranyum var mı mesela? Uranyum pis. Endstone'dan elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Crash Endstone'u elediğimiz zaman eğer Iron'la elersek uranyum veriyor. Üstüyle elersek bize Biomes of Plenty'nin bu parçalarını veriyor. Bunları da zaten aslında evet yani bu da değerli düşündüğümüz zaman. O zaman bize baya bir sieve sistemi gerekecek. Uranyuma baktık. Ne kaldı? Netherrack kaldı. Netherrack'e bakalım. Combustion'dan değil tabi. Crash Netherrack'i elediğimizde ne çıkacağı önemli aslında şu anda. Smelting değil. Nerede Crusher? Evet. Crash Netherrack'i elediğimizde neler veriyormuş? Gold, Ardite, Cobalt, Boron, Lityum. Boron, Lityum. Tamam. Biri Crash Netherrack o zaman. O kesin. İkincisi bir de Soul Sand'e bakalım. Yani Endstone'a şu an direkt koşmamıza gerek yok. Soul Sand'de de Glowstone Dust, Blaze Powder ve Ghast Tear. O zaman Soul Sand mantıklı şu an. Crash Netherrack mantıklı. Bir de Dust mantıklı. Yani bunları acelesi yok aslında. İki tanesini şu an yapabiliyoruz sieve'lerin ama önce mob farm'ı biraz daha genişletip üçüncüyü de. Çünkü bir tane daha en azından mana steel item'a ihtiyacım var benim. Bu arada itemların arkadaşlar şunlar kalsın. Durabilitelerini tamir etmekte fayda var. Neden tamir etmekte fayda var? Arc Furnace bildiğim kadarıyla tamir yani full durability itemları eritiyor ya da full durability itemları muhtemelen verimli eritiyor. O yüzden öyle bir yatırım yapmakta fayda var. Şimdi artık bu mob farmı dolayısıyla değiştireceğim. Çünkü Mana Steel ve Terra Steel'ı ben sürekli elde edebilmek istiyorum. O yüzden bu mob farmı buradan sökeceğiz. Şimdi buradan almamız gereken şeyler de var aslında. Öncelikle bir ortamı torçlandırmam lazım yukarı çıkıp. Burayı sökeceğiz. Almam gereken neler var? Burada benim şeylerim var. Şu bantlar var. Onları bir sökmem lazım. Aslında onları almaya gerek var mı? Yani craftların çok da kolay olmadığı için bence mantıklı. Buradan öncelikle tavanını bir komple sökelim. Şu moblardan bir kurtulalım. Çünkü aksi takdirde sürekli spawnlanmaya devam edecek oradaki 4 türünden dolayı. Ondan sonra bu mob farmı kademe kademe komple sökeceğiz yani öyle söyleyeyim. Bugün artık daha makul bir mob farma geçiyoruz. Aynı zamanda bakalım slime spawnlayabilecek miyiz? Spawnlayamasak bile onda çok problemi yok ama. Hop yanlışlıkla içeri düştük. Evet büyük ölçekte mob farmı söktüm. Parçalarını da hatta bu tarafa taşıdık. Yani o mob farmından zaten kullanacağımız inşa bloklarını belki yani taşları bir süre sonra yine kullanırım. Burada bu trofiyi alalım. Kafalar aşağı uçabilir. Elimde bunlardan daha bayağı var. Bir de buradan vakum hopper'ı yine kullanırız arkadaşlar. O yüzden bunu da bir alalım. Aşağı uçmasın. Galiba yakaladık aynen. Yakalamışız. Şimdi mob farmı bu sefer yine buradaki benzer blokları aslında kullanarak yapacağım. Yine seal brick kullanacağım. Bu tarafa doğru bu sefer uzunlamasına bir mob farm inşa edebiliriz. Öyle yine dört taraftan filan gelmesine gerek yok. Sadece hani yine bir alanı 4 ve Drop of Evil kullanarak ki o curse 4'ü kırdığınız zaman eğer silik taşla kırmazsanız 4 veriyor. Bunları kullanarak yine mobların spawnlanması için inşa edeceğiz. Bununla beraber ihtiyacımız olan bir şeyler aslında var. Fan. Cyclic'in fanlarına arkadaşlar ihtiyacımız var. Bu mobları ittiriyor ve belli bir menzilde bayağı da güzel ittiriyor açıkçası. Redstone sinyaliyle çalışıyor. Mob Grinding Utilities daha önce göstermiştim. Mantık olarak aslında aynı şekilde çalışıyor. Moblar için dediğim gibi yani 5 yüksekliğinde 5 genişliğinde bir alan inşa edeceğim. Mobları fanlarla ittireceğiz. Ondan sonra da normalde bir tane kullanıyorduk hatırlıyorsanız bu Player Trap'ten. Yine o Player Trap'leri kullanarak da öldüreceğim. Ve bu sayede lootlarını biriktirip aktaracağız. Tabii aktarmak için de farklı bir sistem yapmam gerekiyor. Dediğim gibi şimdi bana en azından bir tane fan lazım o kesin. Yani kalanını şeylerle conveyor beltlerle halledebileceğim için ve her yeri açıkçası curse 4 yapmak istemediğim için bence hani gayet yeterli düşündüğümüz zaman conveyor belt mantıklı. Yani yeterli değil de mantıklı diyeyim. Ne lazım bize? Öncelikle bir tane herhalde repeater bu evet. İki tane redstone torch yapmamız gerekiyor. Bir tane mob fan. Redstone torchları yaptık ama repeater yapmayı unuttuk. Evet bir tane repeater. Ondan sonra bir tane de mob fan'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Dediğim gibi bu redstone sinyali olmadan çalışmadığı için bir tane lever alıyoruz.
Bakalım Drop of Evil'ımız kalmış mı? Drop of Evil'ımız kalmamış. Öncelikle biraz gidip Wither Skeleton tokatlayalım. Aynı zamanda orada denemek istediğim de bir şey var. Şimdi işe yarayıp yaramayacağını bilmediğim için söylemek istemiyorum ama onu gittiğimizde eğer işe yararsa zaten siz de göreceksiniz. Şu dropları bir içeriye sallayalım. Hopper'ın içinden aldığımız droplar bunlar. Şimdi gidelim bakalım. Biraz Wither Skeleton dövelim. Evet, birkaç tane Wither dövüp Drop of Evil elde ettik. Şimdi oyun bana der ki spawner'ın üstüne sağ tıkladığın zaman Drop of Evil'la sana spawner'ı verir der. Veya kucaklayarak taşıyabilirsin der. Yani carry on moduyla. Dolayısıyla ben bir spawner'a sağ tıkladım ve bana Restored Mob Spawner diye bir şey verdi. Bunun herhangi bir craft'ı yokmuş. Herhalde bu Restored Mob Spawner'ı dünyaya geri yerleştirdiğimiz zaman mobları, yani içerisinde hangi mobun spawner ise onu spawnlamaya başlayacak. Yani bunu denemek istiyordum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz bu şeyin iki versiyonu var. Aslında düşündüğünüz zaman Enigmatica'nın. Acaba dedim Skyblock'ta da aynı şeyi yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz. Birkaç tane daha yine Wither Skeleton dövüp arkadaşlar. Dolayısıyla yani Wither Skeleton dövüp Drop of Evil kasıp öbür tarafa geri döneceğiz. Ve mob farmımızı tekrar inşa etmeye başlayacağız. Ondan sonra Blaze Spawner'ı da açıkçası diğer tarafta denemek istiyorum ben. Yani Wither Skeleton Spawner'ı bulabilir miyiz? Bunun yumurtasını elde edebilir miyiz? Onu da çok bilmiyorum. Ama elde edebilirsek bunun da en azından bir tane hani spawner'ını almakta fayda var. Neden diyorum? Çünkü sülfürü açıkçası, yani sülfürü bize bol bol gerekecek gibi duruyor. En kolay elde etme yöntemlerinden biri Piglin Farm, ikincisi Blaze diyorum, Wither Skeleton. Bu vatandaşlar düşürüyor arkadaşlar sülfürü drop olarak. Eğer bunun spawner'ını bulamazsak kendimiz bir spawn alanı, yani bir Nether mob farm inşa edeceğiz. Oradan hani yine sülfürü spawnlayabiliriz, yine benzer bir sistemle. Ne benzer sistem dediğimle Fan, Drop of Evil, işte Drop of Evil ne diyordum ben? Curse 4, Deployer vesaire onları kullanarak. Dediğim gibi sadece Wither Skeleton döverek neredeyse hani 5 tane sülfür elde etmişiz. Dolayısıyla bu bence mantıklı bir yöntem. Blazer de düşürüyor olabilir. Ondan çok emin değilim. Bu arada bir tane daha spawner alalım buradan bence. 2 tane Restore. Bunlar burada stacklenmiyormuş. O biraz üzdü ama. Bir tane de Drop of Evil'a düştük. Gerçi Curse 4 dağılıyor ama şimdi biraz daha hızlı olması için işlerin açıkçası arkadaşlar. Ben biraz daha burada Wither Skeleton döveceğim. Ki 2-3 tane daha Drop of Evil toplayabileyim. Tamamdır. Yeterince Drop of Evil topladık. Armorlarımın da durability'leri yani %60'lara falan geldi. O yüzden onu da hemen bir halledelim. Geri dönelim yani şimdi. Mob farmı inşa etmek için gerekli materyalleri topladım gibi. Item'larımı tekrar şarj etmek için yine bu platformun üstünde duruyorum bu arada arkadaşlar. Sıradan şarj eder. Alttaki item'dan başlayıp yukarı doğru gidiyor. Bilginiz olsun. Sistemde enerji olmadığı zaman da tıkı 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 diye bir ses duyuyorsunuz. Anlayın ki enerji bitmiştir. Item'larınızı şarj edemezsiniz. Daha oraya gelemedik ama birazdan mesela o sesi duyacağız. Binlere geldik. Şu an depodaki enerji bitmek üzere. Ondan sonra tıkır tıkır ses duymaya başlıyorsunuz. Ona şaşırmayın. Çünkü bu aslında bir pressure plate. Yani şu an üstünde durduğumuz şey bir charge pad diye geçiyor olabilir ama ufak bir adım sesi duyuyorsunuz zaten. Şu an o tıkı 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 sesi mesela ondan dolayı geliyor. Evet, şimdi Integrated Dynamics itemları aktaracağız. Mob farmı kuracağız. Çöpü boşalttık. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar haliyle? Öncelikle tekrar bir mob farmı inşa edeceğiz. Yani orada kaçar yok. Mob farmı yine benzer taraftan inşa etmeyi planlıyorum demiştim. Dolayısıyla burayı bir temizleyeceğiz. Ta arka taraftan başlayıp öne doğru gelecek şekilde bir mob farm yapacağız. Şey dedim açıkçası. Ne dedim? Çok güzel soru. 5'e 5'lik dedim ama 7'ye 7'lik yapacağım. Yan taraflardaki iki sırayı arkadaşlar 4 ile kaplamayayım ki orada çıkan moblar dışarı glitchlenmesin diye. Orada birer blok boşluk bırakacağım. Özellikle slime falan spawn olursa sıkıntı olmasın diye. Fanı koyalım. Fanın maksimum genişlik menzili kaçmış? İyi, bayağı 10. Tamam, o zaman sıkıntı olmaz 7 yapmamda. Bu fanı buradan kırarak alabiliriz dediğim gibi. Şimdi düz mantık arka tarafa doğru uzayan bir mob farm inşa edeceğiz. Ondan sonra da zaten ön tarafa da mobları öldüreceğimiz yeri inşa edeceğiz. Şimdi ön taraf 7'ye 7'lik olacağı için hani aynı anda moblar tek bir yere sıkışmasın, glitchlenmesin, respawn olmasın diye bana 7 tane de aslında player trap lazım. Tabi bunun için conveyor belt de kullanabilirdik ama ondan vazgeçtim. Onun yerine hani player trap kullanmak daha mantıklı. İleride eğer sıkıştırmamız gerekirse, ki o da niye gerekir? Herhangi bir item user kullanarak yüksek lootingli bir item'ı koyup da silahı koyup da öyle öldürmesini istersek farklı bir konu konuşuyor oluruz zaten.
Zaten recipe de pahalı değil. Black Quartz bol bol var elimde şu anda. Herhangi bir mobun kafası ve Compressed Diamond gerekiyor. Bunları da Compressed Diamond'ı filan da zaten Enriching Factor'de biliyorsunuz elde edebiliyorduk. Dolayısıyla onları bir yapalım. Toplamda dediğim gibi 7 tane lazım. Şöyle Diamond yazarsak. Bir tane bende var. Dolayısıyla 6 tane Compressed Diamond yapacağız. Bir de burada Black Quartz da vardır. Bunları da Rock Cleaner'ımızın içerisine yıkamaya bırakalım. Yıkadıkça zaten burada birikecek. Nerede benim Enrichment Factory'im? Buradan atıyorum bunun chest'inin içerisine. Zaten item'ları çekmiştir bile. Auto-sort açık orada. Bu yüzden biraz daha hızlı çalışabilir. Buraya birazdan gelecek. Aynı zamanda buradan çıkan Black Quartz'larda her biri için 5 tane lazım. Yani toplamda bana 30 tane Black Quartz gerekiyor. Diğerleri de herhalde buraya gelmiştir diye düşünüyorum. Evet, ilk Compressed Diamond'larımız gelmiş. Onları da bir upgrade takmak da lazım aslında da. Onları daha mekanizme, yani yavaştan geçmeye başladığımızda yaparız. Çok acelesi yok. Tamam, Compressed Diamond'larımız da geldi. Çok güzel bir mob bu arada. Player Trap mantığı koymuşlar açıkçası. Saygı duyuyorum. Toplam 7 tane geldi. İçeride demek ki bir tane daha benim Diamond'ım varmış. Aa yok, bir dakika. Envanterimdekiyle beraber 7 oldu. Player Trap yazalım şuraya tekrardan. Tamamdır. Şimdi mob farmı yine inşa edeceğiz. Tinted Glass kullanabiliriz. Tinted Glass yapımı zor değilse. Işığı geçirmiyor ama mob farmı dışarıdan görmemi sağlıyor. Bu değil bu arada. Block Slide yazan bir cama ihtiyacımız var. Şöyle Block Slide yazalım. Bakalım hangi camları kullanabiliyoruz. Galiba yine Ender Ion'un camlarını yapacağız. Ama bunun için Alloy Smelter gerekiyor. Başka bir cam yok mu kullanabileceğim bu konuda? Tint yazınca başka bir şey çıkıyor çünkü hani başka bir tint. Bu gözlük normal. Bir bakayım bakayım. Evet, bir cam buldum arkadaşlar. Burada Dark Ineffable Glass diye bir şey var. Önce Dark Glass yapmamız gerekiyor. Thickened Glass muhtemelen zaten recipe aynıdır da ben yine de bunu yapacağım. Bu açıkçası biraz daha güzel. Moonstone'la yapıyoruz. Moonstone içinde Lunar Reactive ve Stable Unstable Ingot gerekiyor. Bunda bir recipe problemi yok. Lunar içinde arkadaşlar. Burada bizim bir Resonator'ımız vardı hatırlıyorsanız. Mesela Lapis alalım bir tane. Bunu şöyle koyduğunuz zaman klasik mantık. Hatırlıyorsanız aşağıda bununla alakalı bir sistem yapmıştık biz. Burada bir Watermill'imiz vardı. Hatta yakında Angel Ring yapacağım. Onu da yine buradan besleyeceğiz. Buradan böyle bir konu olacak yani. Buradan Grid Power 16'yı gördüğü zaman zaten neye çevirecek arkadaşlar bunu? Çevirsin bakalım. Lunar Reactive Dust'a çevirecek. Zaten bununla ileride yapacağımız recipeler var. Galiba pembe boya olarak da kullanabiliyormuşuz. Lapis nasıl mavi boya olarak kullanıyor? Bu da pembe boya olarak kullanıyor. Dolayısıyla bu Ineffable Glass'lardan biraz yapacağım kendime yani. Yüksekliğini mob farmını nasıl yapsak? 5 yeter bence. O zaman 3 sıra mesela Ineffable Glass kullanabiliriz düşündüğümüz zaman. Evet, Ineffable Glass'larımızı koyduk arkadaşlar. Bunların bu arada Dark Glass'tan ayıran muhabbeti bunun içinden geçebilmeniz. Yani bu Not Solid Two Players muhabbeti var ya diğer modlarda. Burada da benzer bir konu var. Bu blokların içerisinden geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla mob farmınızda herhangi bir düzenleme yaptığınızda da aslında işinizi bayağı kolaylaştırıyor. Şimdi buralardaki yerler için bloklar bekliyorum. Yine Seared Brick ve Seared Stone kullanacağım çünkü. Sonra tavanı kapatacağız. Muhtemelen tavana Mandrel Torch koyarız. Ya, bu sefer yarım slab koymamıza gerek yok. Yani şu an sistemimiz hazır. Bununla beraber de tabii başka nelere ihtiyacımız var? Birincisi itemları aktarabilmesi için Vakum Hopper lazım arkadaşlar bize. İkincisi gereksiz itemları aktarabilmemiz için bir tane Trash Can lazım. Bunu da interface olarak kullanmamız gerekiyor. Bunu bir chest olarak kullanacağız. Yani muhtemelen bu yarım blok ama herhalde hani tamdan da sayıyordur diye düşünüyorum. Bunu tabii item importer ile beraber kullanmamız gerekiyor. O yüzden importer'ı da buradaki Vakum Hopper'ın bir tarafına yerleştirebiliriz. Böyle de bağladığımız zaman otomatik olarak Trashcan'e item aktarır. Bu arada sıvı da silebiliyor. Öyle bir güzelliği de var. Accepts and deletes aynen güzel. Bunu kapatıp açabiliyormuşuz. Mesela sıvıyı kapatalım. Yanlışlıkla X aktarmasın. Bizim buradaki item importer gerçi fleet importer olmadığı için aktarmaz ama. Mesela test edelim bunu. İçine bir tane mesela conveyor belt aktarsak. Bu arada import all items için de tabii yine neye ihtiyacımız var? Variable karta, bak onu unuttuk. Bir tane herhangi bir pattern basılmamış, herhangi bir variable değişken basılmamış variable karta ihtiyacımız var. Şöyle alalım. Import all items dersek sanırım bu sefer o conveyor'ı silebiliriz mesela. Mob farm'a da daha hiçbir şey koymadan içinde mob çıktı. Hava karanlık olduğu için, gece olduğu için. Koyalım mesela. Conveyor'ı otomatik aktaracak mı onu bilmiyorum açıkçası. Hani bir de bunu şeyden sayıyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle bir şeyler yazalım. Herhalde
sol tarafını output'tan yapabiliriz diye düşünüyorum. Her tarafını hatta output seçelim. Evet, aktardı bu arada galiba item'ı çöp kutusunda sanıyorum ki. Her tarafı output olsun. Tamam, sağ tıkla şöyle bakabiliyoruz. Output'tan uçtan bağlandı. Otomatik olarak da item'ı da sildik. Tamam, demek ki bu sistem çalışıyor. Tabi her item'ı silmesini aslında istemiyorum. Bu sadece test içindi. Dolayısıyla buradan bu vatandaşı alacağız arkadaşlar. Tag'le item tagleyeceğiz, öyle söyleyeyim. Bir whitelist blacklist muhabbeti olacak yani. Buraya da output chest'imizi koyacağız ki mana steel ve terra steel item'lar ya da işte ne bileyim. Mesela ne var? Gunpowder, aynen. Rotten flash'ler filan. Onlar da doğru yere aktarılsın. Ya da blaze spawner'ı koyarsak blaze rod'ları yukarı aktarsın diye. Onunla alakalı bir tane yine output chest'ine ihtiyacımız var. Yani ender chest'e ihtiyacımız var. Output chest'lerinin zamanında bol bol yapmıştık. İyi ki de yapmışız. Renkler doğru değil mi? Gri, siyah, gri, gri, siyah, gri. Tamamdır. Buraya aktaracak itemları. Çünkü manuel olarak dediğim gibi henüz bunların kırılmaz versiyonları yapmadığım için manuel olarak aktarmam lazım. Dolayısıyla böyle bir sistem yapmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi artık Seared Brick'leri bekleyeceğiz. Ondan sonra burayı zaten zenginleştirebiliriz. Ben itemlarımın bir kısmını yanlışlıkla galiba sildim. Item duplamışız. Nasıl oldu bu? Heh, tamam. Sort edince düzeldi. Muhtemelen buralarda bir yerde yanlışlıkla sort'a bastım. O yüzden üstümdeki itemlar pickaxe ve axe ile değişmişti ama düzelttik onu da. Şimdi dediğim gibi Tinkers'ı artık şu an şey bekliyoruz. Seared Stone ve Seared Brick bekliyoruz. Evet arkadaşlar, tek bir fan meğer işe yaramıyormuş şu an, onu fark ettim. Benim burada ittirmek istediğim 7 tane yer var haliyle. 7 hizaya da komple yani fanla kaplamam gerekiyor. Bununla bir genişletme problemi varmış. O biraz üzdü açıkçası ama keşke onunla alakalı bir upgrade falan takabiliyorsaydık. Yani buralarda komple fan döşeyeceğiz. Çok daha ekstra bir şey yok. En fazla biraz daha redstone harcayacağız yani. Evet, mob farmımız genel hatlarıyla inşa edildi arkadaşlar. Ve ortalığı da komple kıpkırmızı da yaptık. Dolayısıyla gerçekten ışığı geçirmiyormuş. İnşallah mobları da geçirmiyordur yalnız. O detaya çok dikkat etmedim açıkçası. Onları zamanı gelince göreceğiz. Şimdi buraya bir Drop of Evil'ı şöyle çakarsak zaten tick hızıyla beraber mobları ittirecektir. Galiba mobları geçirmiyor, evet. Ve şu an takır takır da öldürebiliyoruz. Hopper'ımız da çok güzel bir şekilde de itemları topluyor gibi. Tabii şu an ben de burada olduğum için biraz kafası karıştı. Hangimize göndereceğiyle alakalı ama. Tamamdır. Itemların şu an hepsini hala aktarmaya devam ediyor mu acaba? O detayı da bilmiyorum ama. Hani otomatik olarak ittiriyorsa komple siliyor olabilir. Mob fanların hepsine birer tane şimdi getir. Tabii lever takmam lazım. Ki bütün itemları şey yapabilsin. Hani pardon, bütün fanları aynı anda çalıştırabilsin. Biz de haliyle bütün sıradaki 7 sıradaki mobları da aynı anda öldürebilelim. Ara sıra bu arada şey problemine denk gelebilirsiniz. Ne problemi? Mob çıkmaması problemi. O buradaki Towncraft'la alakalı bir durum arkadaşlar. Öyle bir durum olduğu zaman bilgisayarınızı, pardon, serverınızı komple bir yeniden başlatın. O sayede o problemi çözebilirsiniz. Evet, bütün fanlar şu anda buraya aktarıyor itemları gibi. Itemlar direkt olarak siliniyor. Tabi onun silinme sebebi de tahmin ettiğim gibi otomatik olarak itemları bu tarafa aktarması. Hani şu an nereye gidiyorlar ben de bilmiyorum. Acaba bu mu otomatik olarak item çekiyor? Belki de direkt şey çekiyordur. Cyclic'in trash can'i çekiyor da olabilir. Çünkü içeride item kalıyor mu? Yani çok da emin olamıyorum. Otomatik olarak nereye gidiyor bu itemlar? Absorption Hopper item çekiyor ama. Doğru düzgün X de biriktiremiyoruz. Nereye gidiyor ki bu itemlar? Şu trash can'i bir kapatalım bakalım. Hani bana da gelmiyor. Nereye gidiyor bu itemlar hakikaten? Aklımda değil sorular şu an. Gerçekten kafam çok karıştı şu an. Nereye gidiyor lan hakikaten itemler? Havada uçuyorlar şu anda bayağı rastgele bir şekilde. Bu hizada başka bir hopper'ım da yok ama. Şunu da bir kıralım. Allah Allah. Acaba duvarın arkasından item çekemiyor mu? Evet, duvarın arkasından bu hopper item çekemiyor. O enteresan bir detaymış ya. Bayağı itemlar havada rastgele uçuyor şu anda. Acaba buna da redstone sinyali mi vermemiz gerekiyor? Şu bloğu kırarsam çekebilir mi peki? Evet, o bloğu kırdığım zaman çekebildi. Hatta end long sword denen rastgele alakasız itemlar çekmişiz. Demek ki öyle bir ufak bir problemimiz var. O zaman hopper'ı bir blok aşağı alacağız aslında. Çok da büyük bir problem değil ama. Bir anda envanterimin çerle çöple dolması enteresan oldu tabi.
bilmem parseller falan filan. Dolayısıyla bu hapırı kırdığımda da şu an yine çer çöp benim envanterime gelecek. Hapırı alabileydim iyiydi. Sadece hapırı almam lazım. Bir de kapırı alamadık galiba. Şuraya gelen itemlara bak aynı tek seferde. Şöyle sile sile gideceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Ender Pearl. Zombie Brains. Bolf. Rotten Flesh. Bolf. 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 Sugar. Inferium. Arrow. Yine Bolf. Evet, bütün itemları çekebildik gibi sonunda hopper'ı da alabildim arkadaşlar. Onu da o hizaya koyalım. O şekilde dursun. Oradan aktarabiliriz yani. Şimdilik yapacak bir şey yok o zaman. Direkt bütün çeri çöpü aktaralım. Ondan sonra filtreledikten sonra biraz daha dikkat ederiz o konuya. Koy buraya, koy buraya. Buradan importer koyalım. Şimdilik yerlerin temiz kalmasını istiyoruz çünkü. Importer'a da diyelim ki bütün itemları aktarsan, bütün itemları import et. Sana da accept diyelim. Accept dersek herhalde. İnşallah. Hı? Çalışıyor musun? Allah Allah, yine çalışmıyor gibi hissettim ama. Acaba bu sadece... Ha, tepeden output yapmadık çünkü ondan çalışmıyor. Tamam, tepeden output yaparsak evet. Item silme hızını görüyorsunuz şu anda. En azından. Bu da Integrated Dynamics'in çok hızlı çalışmasından gelen bir şey aslında düşündüğümüz zaman. Tamam, şu an bütün itemları filtreleyebiliyoruz. Dediğim gibi bir tane output chest'ine ihtiyacımız var. Output chest'ini de şuraya koyalım. Şimdi zart diye açarsam çünkü output'u biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bu tarafına da şimdi importer koyacağız. Geleceğiz. Tabi bu sefer tagli vesaire uğraşmamız gerekiyor. Tamam, şimdi çeri çöpe en azından aktarabiliyoruz. Bu iyi işaret. Yalnız ne kadar efektif oldu ya. Bu kadar hızlı çalışmasını hiç beklemiyordum. Şu Bowl'la and Longsword'u da sallayalım şimdi. Onlara da ihtiyacımız yok. Dediğim gibi buraya sadece mana steel gibi itemları aktarsın istiyorum. Bir de XP de aktarmak için tabi bir yöntem bulmamız lazım. Kafam şişti. 4 mana steel, 4 terra steel, 4 elementium ve çıkıyorsa eğer alf steel itemlar. Bunlar için benim kesinlikle bir tane variable kart oluşturmam lazım zaten. Bunlar çok sık çıkan itemlar olmadığı için çok problem yaşamayacağız ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Portable logic programı mızırı aldık. Mızırı. List dedik. Variable card dedik. Diyeceğiz ki burada bir item olması lazım. Evet. Şimdi öncelikle mana steel'larla başlayacağız arkadaşlar. Artıya bastık. Sıradan. Sağ tıkladığımızda recycling görebildiğimiz itemları tabii eklememiz lazım. Yani herhangi bir enchantment'ı olmayan. Mana steel. Artı dedik. Ondan sonra yine enchantsiz recycling'de gözüken mana chest plate. Artıya bastık. Sonra tekrar aynı zamanda yine leggings. Galiba bunun bir tek kaskında ufak bir problem var. Kalan her şeyi recycling'e sokabiliyormuşuz gibi. Son item'a geldik. Mana steel boots arkadaşlar. Artıya bastık. Tıkladık. Artıya bastık. 4 item'ı ekledik bile. Yani Terra Steel, Alf Steel ve Elementium hepsinde şu yaptığımı yapacağım aslında. Evet, bu arada Alf Steel yokmuş. Ona bir baktım. Hani Alf Steel item yok. Zaten Ingot'un kendisi de yokmuş. Problem de değil zaten. Dediğim gibi bu sefer bunun interface tarafına tabi logic cable bağlamadan gözükmez. İç arayüzü GUI'yi. Dolayısıyla artıya basacağız. Buradan import items arkadaşlar. Buraya getiriyorum. Bu variable kartı takıyorum. Ondan sonra açıyoruz. Channel'a dokunma. Blacklist'e dokunma. Item transfer 64 pardon. Exact amount'a gerek yok. Stack size false. Check damage false arkadaşlar. Check MBT false. Sadece bu itemları çeksin istiyorum. Hasarı masarı hiç umursamasın istiyorum. Öbür tarafa da bir tane interface yerleştireceğiz. Zaten bu itemler dışında aktarmayacak biliyoruz. Bu sefer priority'sini şöyle bir 9000 falan yapalım. Çünkü bu itemları şimdi iki tarafa aslında aktarmaya çalışacak buradaki vakum hopper. Bir tepeye, bir de işte nereye açarsanız diğer output slotu olarak oraya. Dolayısıyla priority'yi ben bu taraf seçersem eğer bu tarafa sadece hani olması gereken itemları aktarır. Yalnız filtrelemeyi saymadan buraya çerçöp göndermeye başladı. Import items'ta. Aslında ben burayı seçmiştim. Item slot, check stack size. O zaman buradaki değerlerden birini true yapmamız gerekiyor demek ki. Belki de check MBT'yi true yapmam gerekiyor. Bir bakalım bakalım. Check MBT'yi true yaptıktan sonra da çeri çöpe aktaracak mı? Onu birazdan test ederiz gerçi. Şimdi Terra Steel item'lar ne sıklıkla çıkacak Allah bilir. Her seferinde droplanacak mı onu da Allah bilir. Check MBT'yi saymadı arkadaşlar. O zaman şöyle tekrar artıya basalım. Check damage'ı
Bir şeyi burada yanlış yapmışız ama. Yani blacklist. Everything except for items in the given list must be handled. Round robin channel. Yani şu an ben buraya bir liste koydum ama yine de bu yanlış itemları gönderiyor. O zaman check damage'i de true yapalım. Belki öyle biraz etkileyebiliriz. Aslında MBT'yi kontrol edip o listede olmayanları aktarması lazım ama burada tabii şöyle bir problem var. Eğer hopper otomatik olarak pushluyorsa onu çok dikkate almıyor olabilir. Eğer öyle bir durum varsa araya bir buffer chest koymak zorundayız. Doğru itemları aktarabilmesi için. Şu anki yaptığı gibi hala çeri çöpe aktarmaya devam ediyor çünkü. O zaman evet, araya bir hopper sistemi koymamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu otomatik olarak ne bulsa gönderiyor diğer tarafa doğru. Araya chest ekleyeceğiz. O zaman bunun bu tarafının output'unu şimdilik kapatıyorum. Bir chest alıp geleyim ben. Evet, araya bir tane crate koyduk. Burası henüz bir fitnessiz olduğu için buraya itemsa koyuyorum. Bakalım yine içeri çöpe aktaracak mı crate'den, yoksa filtreyi umursayacak mı? Onu da bir test etmemiz lazım. Şu an içeri çöpe aktarıyormuş gibi pek durmuyor. Şimdi burada priority'yi tekrar arttırmam lazım tabi. 10 yapalım priority'yi. Şu an çer çöp gelmiyor. Itemları da otomatik olarak yukarıya aktarmaya devam ediyor. Yani biraz daha yavaş çalışıyor. O konuda maalesef ufak bir sıkıntı yaşadık ama en azından bir stack olarak aktarıyor. Çok dolmadığı sürece de problem olacağını da çok sanmıyorum. Burası all items ama priority'si düşük. Burası items ama priority'si yüksek. Yani doğru item geldiği zaman bu chest'in içerisine aktaracak. Onu test etmek için aslında bir tane terrestrial item düşürsek güzel olurdu ama biraz bekleyelim bakalım. Evet, priority yarı yarıya çalışıyor arkadaşlar. Burada farklı bir yöntem de işlemem gerekebilir. Neyse, şimdilik böyle kalsın. Çok problem yok. Burada şey yapabiliriz. 10 tikte bir, hatta 20 tikte bir operasyon yapsın diyebiliriz. Aynı zamanda diğer tarafa da priority de verdim burada. Hani belki bu biraz daha etkili olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela Monasteel bir item'ı çıkarmışız sonunda. Bir tane bot gelmiş. Aşırı düşük durability'li. Dediğim gibi bunu böyle crashlarsak muhtemelen vereceğinden ya daha az ingot verecektir ya hiç vermeyecektir. Dolayısıyla buraya koyup tamir ediyoruz. Lavayla beraber. Full durability'ye ulaştıktan sonra yukarıda Arc Furnace'ımızın oraya çıkabiliriz. Geldik. Bu vatandaşın buraya rodları yerleştir. Ayakkabıyı koy. Güzel. 4 tane. Yapımında da zaten 4 tane mana steel ingot kullanılıyordu. Bir de mana weave kullanılıyordu ama o çok önemli değil. 4 tane mana steel ingot'ı böylece elde etmiş olduk. Dolayısıyla bir sonraki bölüm sieve muhabbetine de girebiliriz. Tabi biraz daha enerji gerekir muhtemelen. Hani bu kadar enerjinin çok işe yarayacağından emin değilim. Hem sieve muhabbetine girmek gerekebilir hem de şu grafit elektrodun kırılmayanı da aslında yapsam iyi olur. Yani uzaya da bir gitsek iyi olur. Uzaya niye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar? Titanyumu vesaire, çünkü daha çok uzaydan elde edebiliyoruz. Bu arada bunun tick operasyonunu çok yükseltince bu sefer buradaki itemları aktaramamaya başladı. O da takılmasına sebep olabilir, o yüzden 2'ye çıkartalım. Muhtemelen yavaş yavaş da olsa burada birikir. Dediğim gibi hani burası bütün itemları import ettiği için burada da şeyden sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Yani öbür tarafa bırakamadan eğer ilk bu tickliyorsa, çünkü tick biliyorsunuz Minecraft için zaman demek. İlk bu tickliyorsa bütün itemları diğer tarafa çekecektir. Dolayısıyla buraya bırakmayacaktır mana steel'ı. Ne yapacağız? Birebir aynı variable kartı bu tarafa takacağız. Bu sefer içeride hatırlıyorsanız bir seçenek vardı. Blacklist. Diyeceğiz ki blacklist, true diyeceğiz. Bu listedeki itemlar dışındaki itemlarla ilgileneceksin diyeceğiz. Eğer öyle dersek zaten bu sefer işler doğru olur. Bu chest'in içerisinde mana steel, terrestrial ve elementium itemlar kalır, bu tarafa aktarılır. Çünkü bu tarafa izin vermiyor olacağız blacklist yaptıktan sonra. Evet, bu bölümlükte bu kadar yeterli olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Açıkçası mob farmı da sonunda temaya uygun bir hale getirdik. Dark ineffable glass falan kullanarak. Çatır çatır da çalışıyor. Dolayısıyla lag'ı da aslında bir bakıma baltalamış oluyoruz. Mob farmı, mob şeyleri çünkü çok rahat bir şekilde temizliyor şu an ortalığı. Canavar birikmiyor. Dolayısıyla lag'ı da azalttık. Aynı zamanda botanyaya girmeden de nasıl mana steel, terrestrial ve elementium elde edilir onu da aslında görmüş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.